Sevgili dinleyiciler, gecenin içinden ülkemiz adına bizi gururlandıran, göğsümüzü kabartan bir haberle devam ediyor. Antalya'nın 23 Nisan-29 Ekim 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı Expo 2016'nın en önemli simgelerinden olan Expo Kulesi, Dünya Mimarlık Festivali WAF 2017'nin en iyi tamamlanmış sergilenen yapı kategorisinde finalist oldu. Dünyanın en prestijli mimarlık ödülü için yarışan bu projenin mimarları Serdar ve Melike Kızıltaş çifti telefon hattımızdalar. Merhaba. Alo, merhabalar. İyi geceler. Öncelikle ülkemiz adına katma değer sağlayan bir projeye imza attığınız ve bu projeyle uluslararası arenada da ülkemizi temsil ettiğiniz için tebrik ediyoruz sizi. İsterseniz başa gelelim birazcık. Kentin hala cazibe merkezlerinden biri Expo Kulesi. Antalya'ya inşa edilmeden önce de bir yarışmayı kazanmıştı aslında. Bu simge için bir yarışma açılmıştı. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Kimlerle yarıştınız? Nasıl seçildi Expo Kulesi'ne sizin öneriniz? Evet, öncelikle merhabalar. Çok teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için. Expo Kulesi 2014 yılında Türkiye'de Ulusal Mimari Proje Yarışması'yla elde edilmiş bir eser. Türkiye'den 52 projenin arasından birinci seçildi. Ve 2016 yılında yapımı tamamlandı. 2016 senesinde de ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Kısaca Expo Kulesi'nin hayata geçiş hikayesi böyle. Peki kule neyi simgeliyor? Bu ortaya çıkışın da bir geri planı hikayesi var mı? Evet, tabii ki de. Biz Expo Kulesi'ni tasarlarken öncelikle Antalya'dan ve Çiçek ve Çocuk temalı Expo 2016 Antalya'dan izler taşımasını hedefledik ve şehri temsil eden son derece yerel ve aynı zamanda evrensel olan simgesel bir yapı tasarlamayı hedefledik. 360 derece seyre olanak vermesi için dairesel plan şemasında yapıyı çalıştık ve bu dairesel formu 3 eş parçaya ayırdık ve bu 3 parça olma halini Antalya'nın tarihi üç kapılar simgesiyle ilişkilendirdik diyebilirim. Antalya gezilmeye tarihi üç kapılardan başlanır. Expo alanında gezilmeye Expo Kulesi'nden başlayacaktı. Biz böyle bir ilişki kurduk ve ortaya böyle bir eser çıkardık. Peki bir kez daha tebrik edelim. Sanırım Melike Hanım da telefon hattımızda. Şu anda bir yarışma söz konusu. Yine finalist oldu Expo Kulesi. Burada finale kalmasını sağlayan özellikler neler? Onu soralım size de. Merhabalar. İyi akşamlar, iyi geceler herkese. Finale kalmamızın nedenlerinden biri uluslararası bir etkinlik. Türkiye'nin ilk simge yapılarından, ilk demeyelim ama sayılı simge yapılarından ve hem ülke çapında hem dünya çapında takdir edilen, beğenilen bir yapı oldu. Ve sonunda şu an finalistiz. İnşallah gittiğimizde de elimiz boş dönmeyiz. Biz de öyle olmasını ümit ediyoruz. Peki kimlerle yarışacaksınız? Hangi yapılar rakip oldu Expo Kulesi'ne? Uluslararası bir etkinlik oldu. Çünkü Türkiye'den önemli mimarlık ofisleri var. Yaklaşık bir 12 firma gidiyor Türkiye'de. Yurt dışından ise dünya üzerinde mimarlık ofisleri var. Final ne zaman, nerede gerçekleşecek? Peki sonucu ne zaman öğreneceğiz? Onu soralım size son olarak. Final Kasım'da, 15-16 Kasım'da Berlin'de gerçekleşecek. Orada finale kalan projeler sınavlarını gerçekleştirecekler ve jüri o finalistler arasından belirlenen kategorilerde birincileri seçecek. Peki daha önce ülkemiz adına yapılan katılımlarda bu yarışmada derece var mı? Onu soralım bir de. Onu Serdar Bey'e soralım. Evet, daha önce ülkemizden katılan çeşitli başarılı mimarların ödülleri var. Mesela örnek verecek olursak 2014 senesinde Mimar Emre Aralık'ın Bodrum'daki 60
yapmış olduğu Palmarina projesi, 2010 yılında Erginoğlu Çalışlar Mimarlığın Tuz Ambarı projesi ve geçtiğimiz sene Tabanlıoğlu Mimarlığın yapmış olduğu Beyazıt Devlet Kütüphanesi, bunlara verebileceğimiz birkaç örnek. Çok güzel. Ülkeye daha önce değişik mimarlar ödül getirdi. Umuyoruz bu senede siz Antalya'nın da simgesi olarak artık kabul edilen Expo Kulesi ile ödül alırsınız diyelim. Güzel haberler İnşallah. bekliyoruz. Kasım ayında başarılar diliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi geceler. İyi yayınlar. İyi geceler. Sevgili dinleyiciler, Antalya'nın 23 Nisan-29 Ekim 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı Expo 2016'nın simge binalarından Expo Kulesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde en iyi tamamlanmış sergilenen yapı kategorisinde finalist oldu. Gelişmeleri projenin mimarları Serdar Kızıltaş ve Melike Kızıltaş'tan öğrendik. Kasım ayında güzel sonuçlar vermeyi ümit ediyoruz size.